Kısa konuşmanızdan sonra birkaç soru izin verirseniz. Aramızda binlerce kilometre mesafe olsa da yine arar birbirimizi buluruz. Sevgimizin, kardeşliğimizin kökleri çok derinlerdedir. Tarihi, kültürü, inancı, dili bir insanlarız. Bu sebeptendir ki biz Türkiye olarak bu topraklarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber buradaki Türk Cumhuriyetlerini en önce tanıyan ülke olduk. Kırgızistan'ı dünyanın itibarlı ülkeler arasına sokmak için Türkiye olarak gereken her türlü desteği, gayreti gösteriyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardık ve geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanımız buraya 3. Dünya Göçebe Oyunları ve Türk Konseyi vesilesiyle geldiğinde burada Cumhurbaşkanı Soran Bey Mirza ile toplantı yaptı. Çok önemli kararlar aldılar. Kırgızistan'daki eğitim, öğretim faaliyetlerine verdiğimiz destekle genç kardeşlerimizi geleceğe hazırlıyor, ortak medeniyetimizi ihya etmek için katkıda bulunuyoruz. Bu vesileyle Anadolu ve Kırgızistan Türklerinin birbirlerini daha iyi anlamaları için gayret gösteriyoruz. İlişkilerimizin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlayan siz ahız kalır kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar verdiğimiz her türlü desteğin yanı sıra bundan sonra da desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız. Değerli kardeşlerim, eğitim alanında, sağlık alanında ilişkilerimizi geliştirmek, zararlı akımlara karşı hem Kırgızistan toplumunu korumak hem de ortak geleceğimizi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Manas Üniversitesi'ne bağlı bir tıp, bir de hukuk fakültesi açılması kararı aldık ve bu bağlamda TİKA marifetiyle bir dostluk hastanesi yaptık. Amacımız burada sağlık alanında doktorların yetişmesi ve Kırgızistan'ın sağlık altyapısının en iyi şekilde gelişmesini sağlamak. TİKA eliyle son 10 yıl içerisinde bu topraklarda teknik destek ve sosyal sorumluluk projeleri anlamında 1 milyar dolara varan bir yatırımı gerçekleştirdik. Kırgız kardeşlerimizin sizlerin huzura, güvene, refaha ulaşması için yaptığımız bu çalışmaları bundan sonra da arttırarak devam ettireceğiz. İlişkilerimizde kısa süreli bir durgunluk yaşamış olsak da bu günlerin artık geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 4 ay içerisinde iki ülkenin cumhurbaşkanı 4 sefer, ben başbakanlığımda 2 sefer, meclis başkanlığım döneminde de 3 sefer görüşme gerçekleştirdim. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Her iki ülkede de ilişkileri geliştirme azmi var,
kararlılığı var. Yeter ki biz bu yönde adımlarımızı atmış olalım. Ekonomimizi büyüteceğiz, ticaretimizi geliştireceğiz ve liderlerimizin koyduğu 1 milyar dolar hedefini yakalamanın çabası içerisinde olacağız. Türkiye'nin son 15 yılda altyapı yatırımlarında çok büyük tecrübesi var. Bu tecrübesini bakir olan Kırgızistan'ın da yararlanması adına seferber etmeye, bu desteği vermeye hazırız. Kırgız kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerde aynı kararlılığı, aynı iradeyi onlarda da gördük. Değerli Ahıska Kartlı kardeşlerim, biliyorsunuz ben Erzincanlıyım. Biz başbakanlığım döneminde Ahıska Türk'ü kardeşlerimizi Ukrayna'dan alıp Erzincan'a yerleştirdik. Ve onlar Erzincanlı hemşerilerimizle çok güzel kaynaştılar. Çok güzel geçiniyorlar. Hatta hısımlık ilişkileri bile kurmaya başladılar. Onların mutluluğunu vermek, görmek bize büyük bir huzur veriyor. Sizlere de Türkiye'de oturma ve çalışma konusunda bazı kolaylıklar getirdik. Vatandaşlık alma yönündeki taleplerinizin olduğunu biliyoruz. Bu konuda Ahıska, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Değerli kardeşlerim, Ahıska Türk'ü kardeşlerimize yönelik Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda önemli kararlarımız var. Kırgızistan'a tanıdığımız ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hususunda Ahıskalı kardeşlerimize tabiatıyla öncelik vereceğiz. Bugünkü buluşmamızı sağlayan çok değerli Büyükelçimiz Cengiz Bey'e, aynı zamanda yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine, Atamşah Bey'e de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ahıska Türklerinin eğitim bağlamında gerekse siyasette aktif olmaları konusunda daha yapacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede Büyükelçimiz size her türlü desteği verecektir, vermeye hazırdır. Değerli kardeşlerim, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki bağları güçlendiren en önemli adımlardan biri de kültürel yayınlardır. Ülkelerimizi ve milletimizi daha güçlü bağlarla birbirine yaklaştırmak için TRT Avaz yayınlarına önem veriyoruz. TRT Avaz yakında Kırgızistan'da da faaliyete geçmiş olacak. Burada Türk televizyonlarının rağbetle seyredildiği bilgisini aldım. Çok da mutlu oldum. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, Marif Vakfı marifetiyle buradaki kültür ve eğitim faaliyetlerine de hız vermeyi amaçlıyoruz. Bütün bu konuları detaylı bir şekilde ele aldık, değerlendirdik. Gerek başbakan, gerek meclis başkanıyla bu konuların bütün yönleriyle
masaya yatırdık. Biliyorsunuz Türkiye 15 Temmuz'da bir alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da, Amerika'da bulunan FETÖ terör örgütünün başı bulunuyor. Ve bu örgüt o gün, o gece 251 vatandaşımızı şehit etti. 2193 vatandaşımızı yaraladı, gazi oldular. Büyük bedel ödedik ancak ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik. Alçaklara hak ettikleri dersi milletimiz verdi. Bu topraklarda, buralarda bu alçak örgütün faaliyetlerinin yoğun olduğunu biliyoruz. Bunu bütün yönleriyle muhataplarımızla paylaştık. Ve gerekli tedbirlerin alınması konusundaki hassasiyetimizi de dile getirdik. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki burada Kırgızistan yöneticileri de bunun farkında varmışlar. Ve bunun sadece Türkiye'ye değil, dünyada bulundukları her ülkeye bir tehdit olduğunu, şartlar ve zaman müsait olduğunda bunların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını bilmeniz istiyorum. Çünkü bunlar akıllarını emperyalist güçlerin emrine vermiş zavallılardır. Bunların ne kıblesi vardır, ne kutsalı vardır, ne de hiçbir mukaddes değeri yoktur. Bütün bu değerlerimizi aşındıran maalesef bayrağımızı, dinimizi, kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir. Büyük bir tecrübe edindik. Bedel ödedik. İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli ödemesin. Bu gibi ucu kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın bunlar tarafından devşirilip zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyelim. Değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti olarak 81 milyon kardeşinizin size selamını getirdim. Aramızdaki mesafe uzak olsa da gönüllerimiz arasında hiç mesafe yok. Gönülden gönüle bir yol vardır, gizli gizli diyor Neşet Ertaş. Biz gönül yollarıyla birbirimize bağlıyız. Değerlerimizle birbirimize bağlıyız. Dinimizle, dilimizle, bayrağımızla, kültürümüzle birbirimize bağlıyız. Nerede olursak olalım, asla ve asla hiçbir şekilde asimile olmayacağız. Değerlerimizi kaybetmeden geleceğe kararlılıkla yürüyeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti sizin her zaman arkanızdadır, her zaman yanınızdadır. Şartlar ne olursa olsun. Sizin parmağınıza diken bassa Türkiye'deki kardeşlerinizin kalbi sızlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben bu duygularla bir kez daha hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Dar gelirli ailelerimizi Ezincan'ın örnek alınarak o modelle insanlarımız biraz daha oraya yerleştirme fırsatı olursa, yani bu Erzincan modeli devam ederse, biz gerçekten millet olarak size çok teşekkür ederiz. Sayın Meclis Başkanı, Sayın Milletvekilleri,
misafirler, sayılı yakında saçın oldu, ben de saç dile. Biz Akıskalar olarak sizlere, Türkiye'mize sizlere çok teşekkürler ediyorum. Dün akşam saat 5'te hacdan geldi. Ona size ben çok hazırım isterim demeye Türk kardeşlerime. Allah razı olsun sizden. 14 kişi gittik, sağ selamet geri geldik. Allah sizi de ulaştırsın hele iyi yerlere. Sağ olun, var olun. Burada acaba böyle bir fon kurulup, buradaki iş adamlarını, özellikle Türkiye'den alınacak hizmetler veya mal ve ekipmanlarla ilgili destek verilmesi söz konusu olabilir mi? Türkiye Varlık Fonu'nun bu şekilde çalışmaları var. Daha yeni bir kuruluş. Bu bahsettiğiniz modelde ikili fon oluşturma yönünde çalışmaları var. Hedef ülkeleri belirliyorlar. İkinci konuda Türk Exim Bankı'nın elindeki imkanlar. Türk Hava Yolları'nın İzmir'e ya da Ankara'ya uçuşu bulunmuyor. Bununla ilgili Eski Ulaştırma Bakanlığı'nı da siz hani yıllarca yaptınız. Bu yönde bir girişimimiz olursa biz de İzmirliler olarak mutlu oluruz. Benim bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları ve Pegasus bu konuda bir fizibilite çalışması yapıyor ve mutlaka da Oş'a da buraya da İzmir'den, Ankara'dan sefer planlaması yapılacak. Binali Yıldırım demek sırtını devlete dayayan değil, devleti sırtında taşıyan bir insansınız efendim.